Uyurken neden salyanız akar ve bunu nasıl durdurursunuz? Yalnızca bebeklerin salyasının akması herkese şirin gelir. Ancak konu yetişkinlerse, kendi tükürüğünüzden oluşan bir su birikintisi içinde uyanmak sinir bozucu veya utandırıcı olabilir. Özellikle de yalnız uyumuyorsanız. Öyle ya da böyle hepimizin ağzının suyu yastığına illaki akmıştır. Ancak bu durumun haddinden fazla olduğunu gözlemlediyseniz, salya akıtmaktan nasıl tamamen kurtulacağınızı öğrenmek için videomuzu seyretmeye devam edin. Abone ol düğmesini tıklayıp bildirimleri açarak olumlu bak dünyasına katılmayı da unutmayın. Salya akıtmaktan nasıl kurtulacağınızı öğrenmeden önce insanların salyası neden akar bir bakalım. Uyurken yutma refleksinizle birlikte yüz kaslarınız da tamamen gevşer. Uyurken o kadar huzurlu görünmenizin sebebi de budur. Yani ağzınızın hafif açılmasına neden olan gevşemiş yüz kaslarıyla uyurken biriken tükürüğü birleştirdiğinizde salya ile kaplanmış bir yastık elde edersiniz. Bu arada bebeklerin sürekli salya akıtmasının nedeni de budur. Bebekler uyurken de uyanıkken de yüz kaslarını kontrol edemezler. Peki salya akıtmak bebekler için zararsızsa muhtemelen yetişkinler için de öyledir değil mi? Pek de öyle sayılmaz. Hem bebekler hem de yetişkinler için çok fazla salya akıtmak diye bir şey olduğunu unutmayın. Salya akımının devamlı ve haddinden fazla olması ilerleyen bir hastalığın veya vücuttaki işlevsel bir bozukluğun habercisi olabilir. Fazla salya akması, diğer adıyla hipersalivasyon, geniz tıkanıklığının veya nörolojik bir bozukluğun bile sonucu olabilir. Hatta daha önce sağlık sorunu yaşamış kişiler, mesela inme geçirmiş olanlar veya multiple skleroz hastaları daha sık ve daha fazla salya akıtabilirler. Ancak benzer bir sağlık sıkıntınız olmadan bu durumu yaşıyorsanız bu sorunlardan kurtulmanızı sağlayacak birkaç yöntemi sizlere sunuyoruz. 7. Uyku pozisyonunuzu değiştirin. Yer çekiminin salyayı ağzınızdan doğal bir biçimde yastığınıza akıtacağı bir pozisyonda uyuyorsanız tek ihtiyacınız bu pratik bilgi olabilir. Yani yan ya da yüzüstü uyuyorsanız gece boyunca salyanızın akması ihtimali oldukça yüksektir. Anlaşılacağı gibi sırt üstü yatmak salyayı ağzınızda tutarak akmasını önler. Ancak uyku boyunca aynı pozisyonda kalmak sizin için çok zorsa vücudunuzu sabitlemek için kendinizi yastıkların arasına sıkıştırmayı deneyebilirsiniz. Gecenin bir yarısı kendinizi yuvarlanırken yakalıyorsanız neden sırt üstü yatmanız gerektiğini hatırlayın. Hatta kendiniz için küçük bir tekerleme bile hazırlayabilirsiniz. Mesela sırt üstü yat, sabah mutlu kalk veya yuvarlanma yatakta uyanırsın batakta gibi. Tamam ben bir şair değilim ama siz ne demek istediğimi anladınız. 6. Ağız suyunun akmasını engellemek için bir ağız aparatı kullanın. Evet, salya akıtma karşıtı özel aparatlar mevcuttur ve bunlar oldukça etkilidir. Bir diş hekimine danışarak ağzınız için doğru aparatı satın almak bu sorundan kurtulmanızı sağlayabilir. Bu diş aparatı dilinizi doğru pozisyonda tutarak uyurken ağzınızın kapalı kalmasını sağlar. Ama böyle bir diş aparatı herkese uygun olmayabilir. Yani uyurken nasıl göründüğünüze çok kafa yoruyorsanız başka bir yöntem denemek isteyebilirsiniz. Ancak yalnız veya bir partnerle uyuyorsanız ya da salya akıtmaktan her şeyi deneyecek kadar çok yorulduysanız böyle bir aparat iyi bir seçim olacaktır. 5. Uyku apnesini araştırın. Uyku apnesi, uyku sırasında kişinin solunumunun gerektiği kadar düzenli olmadığı çok ciddi bir bozukluktur. Bu durumdan muzdarip kişilerin nefes alışları sığlaşır ve gece boyunca solunumları bile durabilir. Bu durum uykunun kesintiye uğramasına, uyku kalitesinin düşmesine, yorgun bir şekilde uyanmaya ve gün içinde uyuşukluğa neden olur. Uyku apnesinin birçok belirtisi vardır. Salya akması da bunlardan biridir. Salyanız akıyorsa ama kuru bir ağızla uyanıyorsanız uyku apnesi riski taşıyor olabilirsiniz. Bu bozukluğun sizde olduğunu düşünüyorsanız konuyu derinlemesine incelemek için doktorunuzla görüşün. Sigara içmek ve obezite gibi etkenlerin uyku apnesi ve genel olarak solunum sorunları yaratma riski olduğunu unutmayın. 4. Bu soruna ilaçlarınızın yol açmadığından emin olun. Salya akıntısının belirli bir ilaçtan kaynaklanması sorununun ağzınızın gece sulanmasından değil, vücudunuzun çok fazla salya üretiyor olmasından kaynaklandığı anlamına gelir. Herhangi bir ilaç alıyorsanız, yan etkilerinden birinin aşırı salya üretimi olmadığından emin olun. Mesela bazı antibiyotikler ve antidepresanlar
hipersalivasyona ve aşırı salya akmasına neden olabilirler. Salya akıtma bir yan etki olarak listelendiyse, doktorunuza hipersalivasyonu durdurmak için başka bir ilaç yazması veya kullandığınız ilacı benzer bir yan etkisi olmayan başka bir ilaçla değiştirmesi için danışın. 3. Başınızı dik tutun. Evet, zor zamanlarda başınızı dik tutmak daima iyidir. Uykuda da aynı şey geçerli. Başınızı yükseltmek ve daha yüksek bir yastıkla yatmak salya akmasını engelleyebilir. Tek yapmanız gereken yatmadan önce yastığınızı kabartmak ve yastığınızın rahat olduğundan emin olmak. Yastığınızı en son ne zaman değiştireceğinizi hatırlamıyorsanız, boynunuzu artık pek desteklemeyen bir yastıktan kurtulmanın tam sırasıdır. Kama yastığı başınızı yukarıda tutacak ve yatakta yana ya da yüzüstü dönmenizi engelleyecek iyi bir yastıktır. Bu tarz bir yastığı daha önce görmediyseniz ilk bakışta biraz tuhaf gelebilir. Ama endişelenmeyin, o kapı stoperi görünümü zamanla hoşunuza gidecek. Özellikle de sabahları salya birikintisi içinde uyanmadığınız günlerde. 2. Sorunun nörolojik olup olmadığını öğrenin. Sorun nörolojikse ve nörolojik nedeni tedavi edildiyse, salya problemini çözmek için doktorunuz size özel bir ilaç ya da ilaçlı flaster reçete edebilir. Üzerinize takabileceğiniz bu flaster, sinir uyarılarının tükürük beziyle bağlantı kurmadan önce yönlerini değiştirerek salya üretimini engelleyen skopolamin içermektedir. Hatta doktorlar bazı çok şiddetli vakalarda tükürük bezlerini almak için operasyon önerebilirler. Bu çözüm genellikle hipersalivasyonun arkasında ciddi nörolojik sorunlar olduğunda önerilir. 1. Sinüslerinizi açın. Salya akmasının temel nedenlerinden biri de tıkalı bir burundur. Burnunuza hava girişi engellendiğinde ağzınızdan nefes alırsınız ve bunu salya akıntısı takip eder. Sinüslerinizi temizleyerek burun tıkanıklığını gidermek, sizi her gece ıslak bir yastıkta uyanmaktan kurtaracak basit ve etkili bir yoldur. Yatmadan önce burnunuzu temizlemek kadar kolaydır. Ancak yaşadığınız ülkenin iklimi ve evinizdeki kuruluk ve nem dengesi gibi etkenler de burnunuzun tıkanmasına sebep olabilirler. O yüzden buyurun size sinüslerinizi açmanın başka yolları. Yatmadan kısa bir süre önce sıcak bir duş almak burnunuzu temizler ve gece normal nefes almanızı sağlar. Bu çözümün işe yaraması için duşunuzun yeterince buharlı olmasını ihmal etmeyin. Eteri yağlar, özellikle de okaliptus içerenler, daha rahat nefes almanızı ve daha iyi uyumanızı sağlarlar. Kokuyu bir dağıtıcıya koymak bütün odaya dağılmasını sağlayacaktır. Sinüsleri temizlemeye yardım eden reçetesiz satılan ilaçları da kullanabilirsiniz. Vicks VapoRub gibi bir şey burnunuzu açıp daha iyi nefes almanızı sağlayacaktır. Yaşadığınız yerde iklim çok kuruysa odanızda bir nem aygıtı kullanabilirsiniz. Odanızın kuruluk seviyesini kontrol etmenin iyi bir yolu nem ölçer satın almaktır. Bunlar internetten ya da neredeyse her eczaneden satın alınabilirler. Herhangi bir nazal enfeksiyonu ortaya çıkar çıkmaz tedavi ettirmeyi ihmal etmeyin. Sinüs enfeksiyonları da burun kanallarınızın şişmesine neden olarak sizi ağzınızdan nefes almaya zorlar. Bunun gece salya akıtmak demek olduğunu artık biliyorsunuz. Deliksiz uyumak ve her sabah kuru bir yastıkta uyanmak için bu tavsiyeleri bir deneyin. Siz bu tüyolardan hangisini deneyeceksiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğenerek arkadaşlarınızla paylaşmayı ve Olumlu Bak Dünyası'na katılmak için abone olmayı unutmayın.